Bu oyun çok konuşulur. Pembe bir domuzcuk gibi vek 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 diyordum arıyorum. Mustafa Üstündağ namı diğer Muro'nun öpüşme rekoru kırdı. Ve Hatice Aslan'ın genç sevgilisi Kenan Ece'nin cesur sahnelerde rol aldığı oyun tiyatro dünyasına bomba gibi düştü. Anlayacaksın, çok yakında. Biraz sabırlı olmalısın hepsi o kadar. Öpüşmesi bol olan oyunun galasında neler oldu? Kenan Ece sevgilisi Hatice Aslan'ı kıskançlık krizine sokmaya aday sahnelerle ilgili ne yorum yaptı? Ben bir katil değilim sonuç olarak. Az sonra... Ne çağıracağım vefasız adamı ya? Adam değil ki. Sahibi olduğu gece kulübünde uzun yıllar sahne alan Serdar Ortaç'a geçtiğimiz yıl ağır eleştirilerde bulunan Mehmet Dalmaz şimdi de popçu Berkay'ı bombaladı. Berksan. Bu neydi? Berkan mıydı? Ve dikkat! Magazin gündeminde olay yaratan bir aşk iddiası sonrasında hangi ünlü oyuncular arasında şaşırtıcı bir benzerlik ortaya çıktı? Az sonra. Değer mi hiç, değer mi hiç, değer mi, değer mi, değer mi söyle bir rüya ömür boyu sürer mi, sürer mi, sürer mi böyle? Değer mi hiç, değer mi, değer mi, değer mi söyle bir rüya ömür.
İmparator İbrahim Tatlıses, Ayşegül Yıldız'a geri mi döndü? Sen yoksan her şey eksik. İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız'ın bir süre önce araları bozulmuş. Hatta imparatorun evi terk ettiği iddia edilmişti. Her şeyi anlatıyor bu. İmparator Ayşegül Yıldız'la barıştı mı? Bütün ayrıntılar az sonra Uçağın Kuş'ta. İşler Güçler'in setinde yeni bir aşk mı başladı? Abi ne oldu böyle? Taksiler değişti. Murat Cemcir'le Gaye Gülsel arasında neler oluyor? Murat tek bir şey. Az sonra. Konuşmak istemem. Efendim, Meltem Cumbul'la dünya evine giren Alican Özbaş'ın eski işi Merve Hasman... Neden gözyaşlarına boğuldu? Sen ağla. Az sonra. Sevgili izleyicilerimiz, TVM ekranlarından hepinize iyi akşamlar. Sanat, magazin, aktualite, kısacası gündemi oluşturan tüm olaylar ve haberlerle ekranlarınızda olacağımız Uçağın Kuş başlıyor. 0212 283 54 54 numaralı telefonlarımızdan bizleri arayabilir. Elektronik posta adresimiz uçankuş@uçankuş.com ya da Twitter adreslerimiz @uçankuş.com ve @tvm'den bize yazabilirsiniz. Daimi yorumcumuz sevgili Erol Köse ile birlikte yine bugün gündemin nabzını tutacağız ve olay yaratan açıklamaları olacak. Erol Bey, iyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar. Bugün bombalar var. Ve yanımızda da bir bomba var. Evet. Sanat bombası, güzellik bombası. Müthiş bir başlangıç yaptık zaten. Çok keyifliydi. Nasılsınız Banu Hanım? Çok iyiyim, çok mutluyum. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Erol Bey'i çok 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 severim. Gördüm, daha iyiyim. İnşallah güzel bir program olacağından eminim. İnşallah, inşallah şarkınız hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyorum, çok güzeldi. Ne zaman, yani nasıl bir albümdü, başlangıcını anlatabilir misiniz? Maxi single mı? Maxi single'dı. Sevgili prodüktörüm Murat Yıldırım bu şarkıyla bana geldi. Ki ya Banu, bizim bir projemiz var. Hani bu şarkıyı söyler misin? Aysel Gürel şarkılarıyla alakalı bir projeydi. Ben de şarkıyı söyledim. Dedi ki ya Banu, sesine çok gitti yani. Sanki çok mu güzel oldu? Acaba dedi, benim de iki tane bestem vardı. Hani ilave edip bir çıkaralım mı dedi. Ve hızlıca bir Max single yapıldı. Çıktı. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Biz çok beğendik. İnşallah siz de ilerleyen günlerde bunun geri dönüşünü alırsınız. Evet, inşallah. O zaman isterseniz ilk görüntülerimizle programımıza başlayalım. Olay yaratan tiyatro oyunu Islah Evi, bol öpüşme sahneleriyle kendinden oldukça söz ettireceğe benziyor. Şimdi bununla ilgili görüntülerimizi izleyelim, ardından stüdyomuzda konuşalım. Bu oyun çok konuşulur. Pembe bir domuzcuk gibi vek vek vekliyordum Arion. Mustafa Üstündağ, namı diğer Muru'nun öpüşme rekoru kırdı. Ve Hatice Aslan'ın genç sevgilisi Kenan Ece'nin cesur sahnelerde rol aldığı oyun tiyatro dünyasına bomba gibi düştü. Anlayacaksın, çok yakında. Biraz sabırlı olmalısın hepsi, o kadar. Öpüşmesi bol olan oyunun galasında neler oldu? Kenan Ece, sevgilisi Hatice Aslan'ı kıskançlık krizine sokmaya aday sahnelerle ilgili ne yorum yaptı? Ben bir katil değilim sonuç olarak. Şimdi vakit kaybetmeden Mustafa Üstündağ ve Kenan Ece'nin başrolünü paylaştıkları ve cesur sahneleriyle olay yaratan Islah Evi oyununun ilk gösterimine gidiyoruz. Karımı hiç tanımadığım bir adamın kollarına bırakmam ben. Ay yok artık ya Steve, ben yabancı sayılmayız ki. Evet, Steve benim vücudumun haritasını çıkarabilecek kadar iyi tanıyor beni. Özellikle öpüşme ve yatak sahneleriyle dikkat çeken oyun beraberinde birçok polemik getirmeye aday görünüyor. Oyun şu ana kadar konusundan çok cesur sahneleriyle adından söz ettiriyor. Şimdi mikrofonlarımızı oyunun kahramanlarına uzatıyoruz. İlk olarak Kurtlar Vadisi'ndeki Muro karakterinden çok farklı bir role imza atan Mustafa Üstündağ'ın yanındayız. Gerildim bir koy, yani 4 ay çalıştık. İşte şimdi de bugün bismillah dedik. Orası kesin yani, hani iyi hissediyoruz. Ecem Özkaya ile mutlu bir evliliği bulunan Mustafa Üstündağ rolde olsa bu cesur sahnelerde zorlanıyor mu acaba? Kim vursa gol olur. Buradan yürü.
Bu oyun içerisinde gerekiyor. Yaşamda da böyle şeyler var. Hani yaşamda olmayan bir şey yapmadık. Ünlü oyuncu oyunda canlandırdığı sahneler gibi cesur açıklamalar yapıyor. Normalde insanlar karı koca öpüşür der. Ben de karımla öpüşüyorum. Bu da bir oyun. Biz de karı koca oynuyoruz. Geçiyoruz Islah Evi'nin diğer başrol oyuncusu olan Hatice Aslan'ın kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi Kenan Ece'ye. Bizim için bu bizim profesyonel işimiz, mesleğimiz ve biz işimizin gereklerini yerine getiriyoruz. Oyunun cesur sahnelerinden gelebilecek tepkilere karşı daha şimdiden gardını alan Kenan Ece çarpıcı bir açıklama yapıyor. Katili oynuyorum yani. Hani birini, birçok kişiyi öldürmüş bir insanı oynuyorum sonuç olarak. Hani yani işte ne bileyim içimdeki karanlığı sahneye aktarmaya çalışıyorum ama tabii yani ben bir katil değilim sonuç olarak. Yani oyuncuyuz. Kısaca oyuncu her rolü oynamalı diyen Kenan Ece bu konuda gelen eleştirilerden dolayı sıkıntılı. Bizim profesyonel işimiz. Yani bundan bir muhabbet yürüyor gerçekten ve oyuncular olarak aslında biz bundan biraz rahatsızız. Kenan Ece'nin bu açıklamaları aklımıza yakışıklı oyuncunun sevgilisi Hatice Aslan'ın 5 ay önce yaptığı açıklamaları getiriyor. Ünlü oyuncu rol aldığı Vücut filmindeki cesur sahneleriyle ilgili gelen tepkilere şu yanıtı vermişti. Oyuncuyuz, yapıyoruz. Yani onunla ilgili ben hani bana zor ve işte cesur sahneler diyorlar. Ya da işte o tarz şeyler söylüyor ya. Evet. Vallahi hepsi içimizde. İyi kötü her şey içimizde. Rol aldıkları cesur sahnelerle ilgili aynı paralellikte açıklamalar yapan iki sevgilinin arası Kenan Ece'nin yeni oyunundan sonra açılmayacak gibi görünüyor. Son olarak oyunun bayan başrolü Didem Balçın'a çeviriyoruz mikrofonumuzu. Oyunda her şey var. Aşk var, kin, nefret, intikam. Hepsi var. Gerilim, komedi. Aynen. Hepsi var oyunda. Ve şimdi söz yeniden stüdyoda. Bakalım ünlü prodüktör Erol Köse cesur sahneleriyle olay yaratacak olan Islah Evi'nin konusu ve başrol oyuncularının açıklamalarıyla ilgili ne yorum yapacak? Vahide Gördüm'le Altan Gördüm'ün boşanma kararı magazin dünyasına bomba gibi düşerken Eskişehir'deki aşk iddiaları kafaları allak bullak etti. Nasıl yaktın içimi, beni hak etmedin. Altan Gördüm, boşanmanın sebebi olduğu ileri sürülen iddialar hakkında ne yorum yaptı? Tabii ki benim üzüldüğüm gibi o da üzülecek. Az sonra. Konuşmak istemem. Meltem Cumbul'la dünya evine giren Alican Özbaş'ın eski işi Merve Hasman... Neden gözyaşlarına boğuldu?